Dakikalar içinde enflasyon rakamları açıklanacak. Dolayısıyla işçi, memur ve emeklinin gözü Aralık ayı enflasyonunda. Çünkü işçi, memur ve emeklere yapılacak zam oranlarında belirleyici olan 2021'in 6 aylık enflasyon rakamı birazdan Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Aralık ayı verisiyle netleşecek. Bugün baş döndüren bir gündem bizleri bekliyor. Şimdi enflasyon oranları açıklanacak. Türkiye'nin 2021 enflasyon karnesi ortaya çıkacak. Bunun yanı sıra bugün kabine toplantısı var. Yine bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün İstanbul'da saat 11'de bir programı var ki 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıklayacak Cumhurbaşkanı. Bu da yine günlerdir beklenen, merakla beklenen gelişmelerden biriydi. Şimdi hemen Ankara stüdyomuza döneceğiz. Gülşen Coşkun, CNN Türk ekonomi muhabiri bizleri bekliyor. Gülşen merhaba, kolaylıklar. Rakam açıklandı mı? Açıklanacak mı? Beklentiler neler? Neler aktaracaksın bizlere? Büşra, saat 10'u gösterdiğinde yani dakikalar sonra rakam açıklanmış olacak. Biz de göreceğiz enflasyon, Aralık ayı enflasyonu ne olacak, merakla bekliyoruz. Çünkü Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte bir taraftan memurun, işçinin ve emeklinin gözü kulağı da tabii ki enflasyon farkı ve maaşlarına ne kadar yansıyacağında olacak. Şöyle bir genel değerlendirme yaparsak bir taraftan da saate bakalım. Evet, daha birkaç dakikamız daha var. Öncelikle bir istersen Kasım ayı enflasyonuna bakalım. Neydi rakamlar, hatırlatalım. Şimdi yeni enflasyondan beklentiler neler ve memura yönelik olarak beklentiler neler, ayrı ayrı başlıklar halinde aktarmaya çalışalım. Öncelikle Kasım ayında enflasyona baktığımızda TÜFE'de yıllık bazda %21,31, aylık bazda ise %3,51 oranında arttığını görmüştük. Şimdi Aralık ayı enflasyonuna baktığımızda ne olacak rakamlar, dediğimiz gibi az sonra açıklanacak ama genel bir beklenti baktığımızda ise genel beklentilerde TÜFE'de aylık 8,1, yıllıksa 29,59 oranlarında bir beklenti var. Tabii ki bu makasın hem üstünde hem de altında olan beklentiler de var ama biz genelini ortaya koyduğumuzda tablo bu şekilde beklenti olarak. Geçtiğimiz ayda yani Kasım ayı enflasyonuna bakıldığında zam şampiyonunu patlıcan görmüştük. Ardından sivri biber ve LPG ücreti gelmişti. Fiyatı en az artan ürünler ise kıvırcık, ıspanak ve karnabahar olarak gerçekleşmişti. Şimdi yeni ürünler ne olacak? Zam şampiyonu ne olacak? Bir taraftan da buna bakmış olacağız. Enflasyonun açıklanmasıyla birlikte, Aralık ayı enflasyonuyla birlikte. Şimdi memurun gözü kulağı tabii ki bu enflasyon oranlarında demiştik. Neden? Çünkü enflasyon oranına baktığımızda 2021 yılının 6 aylık enflasyonu baz alındığında bir enflasyon farkı veriliyor. Bu enflasyon farkı da daha önce toplu sözleşmede belirlenen oranlar var, zam oranları. İşte bunun üzerine çıkarsa enflasyon, o noktada o farklar maaşlara yansıtılmış oluyor. Ve son gelinen noktaya bakıldığında biz 6 aylık enflasyon dedik ama önümüzde aslında bu zamana kadar gelen veriler doğrultusunda belirli bir tablo oluşmuş durumda aslında. Memura baktığımız zaman 5 aylık enflasyonu geçtiğimiz dönemden baz aldığımızda mevcut durumda %7,4 oranında bir memur ve memur emeklilerine zam imkanı doğduğunu görüyoruz. Son açıklanan, az sonra açıklanacak olan enflasyon rakamlarıyla da bu ne kadar bir değişme gösterecek, ne kadarlık bir artış olacak onu kesin öğreneceğiz. Ama şimdi 5 aylık baz aldığımızdaki rakam bu. İşçi ve Bağkur emeklilerine ise %10,4 zam imkanı doğmuş bulunuyor 5 aylık yine enflasyon baz alındığında. Ama şöyle bir tablo da var ortada. Şimdi memur Ocak ayında maaşını alacak. Toplu sözleşme doğrultusunda bakıldığında %5 zam zaten bir tarafta duruyor. Bunun dışında enflasyon farkı gelecek memura ki az önce söylediğimiz gibi 5 aylıkta %7,4 olarak bir enflasyon farkı şu an için görünen tabloda, böyle demiştik ama az sonra net rakamlar ortaya çıkmış olacak. Bu var. Bir de bunun dışında memur diyor ki kur ve fiyat artışları nedeniyle bizim bazı noktada
kaybımız oldu. Toplu sözleşmeden doğan haklarımızı almıştık ama bu kayıp oldu. İşte bu nedenle bu da telafi edilmeli ve bu bir ek zamla telafi edilmeli şeklinde bir talep var. Bu talebi Cumhurbaşkanı'na da iletmişlerdi. Memur Sen hem Cumhurbaşkanı'yla hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'yla görüşmüştü ve o görüşmede de bir zam talebi olduğu ifade edilip bu zam talebine ilişkin bundan sonraki süreçte neler yapılabileceği konuşulmuştu. Net bir sonuç çıkmamıştı ama o toplantıdan özellikle Aralık ayı enflasyonu, yani az sonra açıklanacak olan enflasyon rakamları sonrası işaret edilmişti ki yaklaşık bir dakika sonra açıklanmasını bekliyoruz bir taraftan da ben. Takip etmeye çalışıyorum. Sen şimdi o rakamı beklerken, Sefer Hoca'ya da beklentisini soralım mı? Hemen sonrasında sen gelir gelmez rakamlar, oranlar, sen araya gir lütfen. Peki. Olur mu? Sefer Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Önce merhabalar, iyi yayınlar. Beklentinizi alalım. Tabii beklenti açıkçası bu ay birazcık yüksek. Yani çünkü öncü veriler onu gösteriyor. Hem biliyorsunuz İTO'nun bir açıklaması oldu. Hem de diğer veriler, Türk İş'in yaptığı araştırma vesaire. Aynı zamanda da Aralık ayı içerisinde ve daha öncesinde biliyorsunuz fiyatlarda kurlar dolayısıyla bir artış gerçekleşmişti. Hem otomotiv fiyatlarında, işte hem sigara fiyatlarında, hem akaryakıt fiyatlarında vesaire. Bütün bunları topladığınızda aslında beklentimiz biraz yukarı taşındı. Ama şunu da unutmamak lazım. Bir kamuoyu araştırmaları yapıldığında buralarla ilgili beklenti de aylık bazda %8,5-9'lar civarında bir beklenti var. Yani ağırlıklı ortalama orada oluşmuş düzeyde. Çok büyük ihtimalle 8 ile 10 aralığında aylık bazda bir rakam çıkacak gibi gözüküyor. Tabii 8 ile 10 aralığında bir rakam çıkması demek, bu yıllık bazda da enflasyonun yaklaşık olarak %28'lerle %30'lar aralığında bir rakama tekabül etmesi demek. İşte bu anlamda bakıldığında biliyorsunuz Kasım ayı rakamı da 21,30 idi. Doğal olarak ki bu Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı oran, ki gerçek hissedilen oranın bunun çok daha üzerinde olduğu da ifade ediliyor. Bu yönde de tartışmalar var. Tabii o yönde de tartışmalar var ama şöyle söyleyelim. Bu rakamlar kesinlikle doğru. Orada bir tereddüt etmemek lazım Büşra Hanım. Ancak hissedilen enflasyon dediğimiz, özellikle hem Avrupa'da, Avrupa Birliği'nde, hem Amerika'da, hem Türkiye'de, yani küresel çapta dünyanın tamamında bir de hissedilen enflasyon olgusu var. Yani şöyle söyleyelim, Avrupa Birliği'nin son 10 yıllık ortalaması %2'dir mesela, enflasyondaki ortalaması. Bir virgül koyalım, hemen Gülşen'e gidelim çünkü rakamlar açıklandı galiba Gülşen, değil mi? Saat onu gösteriyor. Evet Büşra, şöyle baktığımızda yıllık enflasyon %36,08 olarak gerçekleşti TÜFE'de ve aylık enflasyonsa %13,58 olarak gerçekleşmiş oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksine baktığımızda ise yıllık %79,89, aylık %18,08 oranında arttığını görüyoruz. Bir taraftan detaylara da bakmaya çalışıyorum ben çünkü TÜİK'in sayfasına da girmeye çalıştığımızda biraz da ağır ilerliyor diyebiliriz muhtemelen şu an yoğunluktan dolayı ama genel rakamları bu şekilde görebiliyoruz ama detaylar için bir taraftan da dediğim gibi sayfaya da girmeye çalışıyorum ama sen bakarken sayfaya detaylara ulaşırken ben aktarayım bir kez daha dilersen. Yıllık enflasyon %36,08, aylık enflasyon %13,58 olarak açıklandı. Hemen geçtiğimiz dakikada Türkiye İstatistik Kurumu tarafından beklenen veriler bu şekilde açıklandı. Türkiye'nin 2021 enflasyon karnesi belli olmuş oldu.